Tabloda bazı n değerleri için, n değerleri için f'nin aldığı değeri görüyoruz. Örneğin F n 1 iken fn 12 imiş. n 2 iken fn 5, 3 iken eksi 2 ve 4 iken de eksi 9. Bu fonksiyonun bir diziyi tanımladığını düşünürsek, birinci terim 12 olur, ikinci terim 5, üçüncü terim eksi 2, dördüncü terim eksi 9 ve dizi bu şekilde devam eder. Bunun bir dizi olduğunu söyleyip duruyorum ama acaba bu gerçekten de bir dizi mi? Bakın, birinci terim 12. İkinci terim olan 5'e ulaşmak için 12'den 7 çıkarırız. İkinciden üçüncüye geçmek için yine 7 çıkarırız. Gördüğünüz gibi her terim kendinden önce gelen terimden 7 eksik. Şimdi sizden bu fonksiyonu açık bir şekilde tanımlamanızı isteyeceğim. Yani fonksiyona n'i verdiğinizde, buradaki fn değerini, fn değerlerini alabilmek için, fn'nin neye eşit olduğunu bulmanızı. Şimdi, birinci terim 12'ydi ve her terim için 7 çıkarıyorduk. Peki, kaç kere 7 çıkaracağız? Birinci terim için, 0 tane 7 çıkardık ve 12 elde ettik. İkinci terim için, 1 tane 7, üçüncü terim için, 2 tane 7, 1 ve 2 ve dördüncü terim için de 3 taneydi. Ne olduğunu anladınız değil mi? Kaçıncı terimdeysek o terimden 1 eksik tane 7 çıkarıyoruz. Yani n eksi 1 tane. Tekrar ediyorum, kaçıncı terimdeysek o terimden 1 eksik 7. Başka bir deyişle n eksi 1 tane 7. n eksi 1 çarpı 7. Hemen kontrol edelim. Bakalım, f1 12 eksi 7 çarpı 1 eksi 1 0 eder ve sonuç 12 olur. F2, 12 eksi 2 eksi 1, 1. Yani 12 eksi 7 çarpı 1, yani 12 eksi 7. Aynen az önce söylediğim gibi ikinci terim için bir tane 7 çıkardık. F3 için iki tane 7 çıkarmamız gerekecek. Ve bakın, 3 eksi 1, 2 eder. 2 tane 7 çıkaracağız. Evet, bu doğruya benziyor. Fonksiyonu ya da bu dizi için f'yi açık bir şekilde ifade ettik. Gelin bir örnek daha yapalım. Burada bazı fonksiyon tanımları ve dizinin tablosu var. İlk terim eksi 100, ikincisi eksi 50, sonra 0, sonra 50. Bunun da aritmetik bir dizi olduğu konusunda hemfikiriz, öyle değil mi? Eksi 100 ile başladık, buna gelmek için 50 ekledik, burada da 50 ekledik, burada da. Her terim bir öncekinden 50 fazla. Burada durun ve bu dizi için buradaki fonksiyon tanımlarından hangisinin ya da hangilerinin doğru olduğunu bulmayı deneyin. Hemen bakalım. Birinci tanım eksi 100 ile başlıyor ve her seferinde, her seferinde n eksi 1 tane 50 ekleniyor. Bu mantıklı mı? Birinci terim için 50 eklememize gerek yok. Yani 0 tane 50'ye ihtiyacımız var. Oluyor mu? Evet, oluyor. Çünkü 1 eksi 1, 0. Bu tanım n eşittir 1 için doğru. n eşittir 2 için eksi 100 ile başlıyoruz ve bir tane 50 eklememiz gerekiyor. Burası 1 ediyor mu? 2 eksi 1, 1. Güzel, bu da oldu. Bakın buradaki sayı kaçsa 1 eksiye 50 ekliyoruz. Mesela bunun için 2 tane 50'ye, bunun için de yani n eşittir 4 için de 3 tane 50'ye ihtiyacımız olacak. Evet, bu tanım işe yarıyor n dörtgen, 4 eksi 1, yani 3 tane 50 ekliyoruz. Eksi 100 artı 3 çarpı 50, yani 3 tane 50 eklediğimizde 1, 2, 3, sonuç 50 olur. Dediğim gibi bu tanım işe yarıyor. Şimdi sıradakine geçelim. Sıradaki. Eksi 150 artı 50 ne? Mesela ne 1 daha kolay anlaşılması için bir tablo çizeyim. Burası ne? Burası da f ne olsun. Evet, bu tanım için bir tablo çiziyoruz. Ne birken eksi 150 artı 50 eksi 100 eder. Bu doğru oldu. Ne 2 iken eksi 150 artı 50 çarpı 2'den burası 100 eder. Eksi 150 artı 100 eksi 50. Ne üçken bu da doğru. Eksi 150 artı 50 çarpı 3, 0 eder. Bu da doğru. Bu iki formül farklı görünüyor ama biraz oynarsanız aslında aynı şey olduklarını görebilirsiniz. Mesela bu, eksi 100 artı, parantezi açalım, artı 50 ne? Eksi 50, eksi 100 artı eksi 50, eksi 150 eder, değil mi? Eksi 150 ve artı 50 ne? Gördüğünüz gibi bu iki tanım aslında birbirinin aynı. Ve son olarak buna da bakalım ve eksi 100 artı 50 ne işe yarıyor mu görelim. n birken eksi 100 artı 50 eksi 50 eder olmadı. n birken fn'nin eksi 100 olması gerekiyordu. Evet bu doğru değil.